Bu kadar kimyasalın içinde biz bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendireceğiz? Evet. Can dayanmıyor buna. Geliyoruz yavaş yavaş. Sebze ve meyvelerdeki vitamin, mineral, enzim oranı düştüğü için şimdi saniyede 50 bin hücre bölünüyor. Eski hücreler atılıyor, yeni hücreler devreye giriyor. 50 bin hücre yapılıyor saniyede. Günde 15 milyar hücre devreye giriyor insan vücudunda. Yani kemik hücresidir, deri hücresidir, akciğerdir, beyindir vesaire vesaire. Ve saniyede insan bünyesinde 500 trilyon kimyasal reaksiyon oluşuyor. Mesela biz laboratuvara giriyorduk, kimya okuyordum ben. Bir deney yapmak için saatlerce uğraşıyoruz. Yani bir deney yapmak için kimyasal bir reaksiyon. Evet. Mesela ben barburat ilacı ürettim. Barburat ilacını yapabilmek için biz saatlerce uğraştık deneyler. Bir deney yapmak için günlerce uğraşıyorsun. Oysa insan bünyesinde bir saniyede 500 trilyon, bir saniyede 500 trilyon kimyasal reaksiyon oluyor. Bu reaksiyonun olabilmesi için oksijen lazım. Mineral lazım, enzim lazım, amino asit lazım vesaire vesaire lazım. Ama yediğimiz besinler de artık bunlar çok az. Peki nasıl sağlayacağız? Her şey lazım, amino asitler lazım, vitaminler lazım, kalsiyum lazım, protein lazım. Bunları nasıl sağlayacağız hocam? İşte bunları sağlayamadığımız için insan vücudu bağışıklık sistemi görünüşte sağlıklı ama gerçekte hastalıklı. Evet. Geçen söylemiştim. Benim eskiden kaldığım bir yerde bir yaşlı bir zat var. Sokakta topladığı kartonu, plastiği evine taşıyor. Çöp evi oldu evi. İnsan vücudundaki hücreler de 100 katrilyon hücre de yavaş yavaş çöp hücreye dönüşüyor. Evet. İçerisi. Görünüşte sağlıklı ama gerçekte hastalıklı bir bünye oluşuyor. İnsanlar sürekli yoğun bir şekilde kimyasal ilaçlardan şundan bundan dolayı vitamin, mineral, enzim yetersizliğinden bağışıklık sistemi çöküyor. Sürekli hastalanıyorlar. Sürekli çeşit çeşit hastalıklar ortaya çıkıyor. Ne yapmalıyız? Şimdi her şeyde bir alternatifi var. Evet. Bu gördüğünüz spirulina nedir? Mikro yosun. Mikro mavimsi yeşil yosun bu. Evet. Uzaya giden astronotlar, bu NASA veya Avrupa Uzay Merkezi'nin uzaya gönderdiği insanlar yanlarına elma, armut götüremiyor. Makarna, ekmek yok. Çorba götüremiyor. Ne götürecek? Sadece spirulina mi besleniyorlar? Spirulina ve su yeterli. Başka hiçbir şey gerek yok. Bir kişi 40 gün hiçbir şey yemese, sadece spirulina hapı alsa ve su içse yeterli. Neden? Çünkü spirulina'da 2000 çeşit enzim var. Tokluk hissi veriyor mu peki hocam? Hayır, tokluk hissi şöyle. Yani ihtiyaç duymuyorsun. Her şeyi karşılıyor. Evet. Acıkma ihtiyacı duymuyor musunuz? Onu? Duyarsın da yani ölmezsin. Şimdi bir kişi diyelim ki glikoz yok. Vücuttaki yağları glikoza dönüştürüp yakıyor. Enerjiye dönüştürüyor vücudumuz zaten. O glikoz ihtiyacını depolanan yağlardan harcıyor. Kişi biraz zayıflar. Burada sıfır kalori. Kalori yok. Sıfır kalori. O zaman zayıflamamızda glikoz oldukça yok. Yardımcı olabilecek bir gıda takviyesi olur. Tabii zayıflatır. İdeal. Kişi hiçbir şey yemese, yani kilolular için, zayıflar için değil ha. Zayıflar için değil. Zayıflar da kullanır. Kilo aldırmak için bir gıda aldırmaz. Kilo aldırmaz bu. Evet. Kilo verdirmez. Hani kişi bir şey yemeyebilir mesela. Ben kendim vücudun dengesini korur. Kilo da aldırmaz, zayıflatmaz da ama vücuttaki yemek yeme oranını biraz daha arttırır ve yemek yeme ihtiyacımızı hissettirmez ve vücut direncini azaltmaz. Glikoz içermediği için vücut yağ şeklinde dönüştürüp depolamaz. Kilo almaz. Evet. Kişi hiçbir şey yemese 40 gün sadece acıkır, oruç tutuyormuş gibi. Ben mesela, benim bir dostum beni ziyarete geldiğinde sohbet ettik. Dedi ki 10 yaşındaki oğlum 10 gün su orucu tuttu. Su orucu demek sadece su içiyor. Hiçbir şey yemiyor. 65 yaşındaki annesi de 10 gün su orucu tutmuş. Allah Allah dedim. Birisi 65 yaşında, birisi 10 yaşında. Peki sen kaç gün tuttun? Dedi ki ben 15-16 gün tuttuğum oldu ama ondan sonra dedi biraz ağır geldiği için bıraktım dedi. Sen tuttun, annen tuttu, oğlun tuttu. O zaman ben de tutabilirim. 12 gün hiçbir şey yemedim. Sadece su içtim. Hafif tansiyon düşme, şöyle sallantı olduğu zaman bir zeytin çiğniyordum, yutmuyordum. Oh. Zeytinin suyu çiğnediğin zaman tansiyonu ayarlar. Normale döner tekrar. 12 gün dayandım. Aslında
20 günde devam sadece edebilirdim. Sadece su içtiniz 12 gün boyunca. Evet, 20 gün dayanabilirim ben ama çalışma konsantrasyonu biraz şeyin, çalışma temponuz biraz düşüyor. Oruçlu gibi. Normal olarak ben istersen... Ben öyle bir şey yapsam 12 gün boyunca yataktan kalkmam herhalde sadece suyla. Vay, ben 12 gün hiçbir şey yemedim. 20 gün ben dayanabilirim yani şimdi. Ama spirulina'yla ben bunu 40 güne çıkarabilirim. Çünkü evet, vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin, mineral, enzim, amino asitler her şey var. Yani peki, normal yaşantısını sürdürebilir kişi. Evet. Su ve spirulina. Kilolular peki, için ideal. Bağışıklık sistemimizi neyle güçlendireceğiz hocam? Ya bunu niye anlatıyorum? Şimdi bunun şu yeşil, mavimsi yeşil yosun. Evet. Evet. Hawaii adaları, Orta Afrika'daki Çat Gölü, efendim, Avustralya ve yeşil, mavimsi yeşil rengi. Bu federal şey, Amerika Birleşik Devletleri FDA tarafından dünyada. Bunların Mayalılar döneminden beri takvim olarak kullanıldığını düşünüyorum. Doğru mu? Kızılderililer kullanmış çok eskiden. Hatta Orta Afrika'da Çat'ın olduğu yerde Kamen İmparatorluğu kurulmuş. Kamen İmparatorluğu Orta Afrika'da milattan önce 3000 yıldır spirulina kullanılıyor Orta Afrika'da. Evet, binlerce Orta Afrika insanları Kuzey Afrika, Doğu Afrika, Batı Afrika'ya göre daha güçlü, kuvvetli. Evet. Spirulina'yla besleniyorlar. Yani vitamin, yani spirulina yetişmeyen yerlerde vitamin, mineral, enzim yetersizliği nedeniyle insanlar da... Hocam izleyicilerimize tekrardan özellikle ben hatırlatmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi tamamen gıda takviyesidir ve tamamen doğaldır. İçerinde hiçbir şekilde kimyasal madde bulundurmamaktadır. Aldığınız doktorunuzun vermiş olduğu ilaçlarla da gıda takviyesi olarak, ek gıda olarak da kullanabilirler değil mi hocam izleyicilerimiz? Tabii tabii. Hiçbir yan etkisi yoktur çünkü bunların.